Evet, herkese yepyeni bir güne selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Pek iyi olduğumuz söylenemez ama yani genel olarak tabir ettiğimizde. Çünkü şu anda bir durgun bir dönemdeyiz. Gerçekten yani bakıldığında zaten yazın ortasındayız. Havalar çok çok sıcak. Erzurum bile çok çok sıcak. İnanılmaz derecede insan yani güneşin olduğu yerde duramıyor adeta. Yani gerçekten ülkemiz bence yani belki de son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Aynı zamanda siz öğrenci kardeşlerimiz için de yani şu anda bir beklenti, bir duraklama döneminde yani işte hani yeni mezun arkadaşlarımız bir boşlukta kendini hissediyor. İşte ne yapabilirim, ne yapacağım, ne edeceğim ya da neyle uğraşmam gerektiğini soruyorlar, merak ediyorlar. İşte hani üniversiteyi bitirenler de işte tercih verdiler, işte tercihlerinin sonuçlarını bekliyorlar bir heyecanla, bir beklenti var yani şu anda baktığında. Ama işte bugün o konuya biraz değineceğim. Böyle biraz da kendimden yola çıkarak. Çünkü şu anki psikolojinizi iyi anladığımı düşünüyorum. Çünkü ben de bu yoldan geçtiğim için böyle. En çok da şu anda mezun olmuş, üniversiteyi bitirmiş, iyi kötü bir puanı olan arkadaşlarımız çok kendini bir boşlukta hissediyor. Belki bu videoyu izlerseniz kendinizi yani videoda görebilirsiniz veya ben kendimden bahsettiğimde gerçekten diyeceksiniz ki aynı psikoloji, aynı duyguları ben de yaşıyorum. Çünkü aynı yoldan geçtiğimiz için birbirimizi anladığımızı düşünüyorum böyle. Şu an siz çok büyük bir boşlukta olacaksınız. Bakın ben sizi ya şu anda ya stajındasınız ya stajınız artık bitirmek üzeresiniz. Ondan sonra işte adımı bekleyeceksin. Hele hele KPSS sınavına girip de iyi kötü biraz daha yüksek puana sahip olan arkadaşlarımız. Yani bir alım olursa atanabilecek durumda olan arkadaşlarımız kendini çok büyük bir boşlukta hissedecektir. Hatta istemsizce belki kilo alacaksınız veya kilo vereceksiniz. Yani içinizde bir huzursuzluk olacaktır. Benim gibi ya da işte göbeğiniz olacak. Ben genellikle işte sıkıntı ya da stres, heyecan yaptığımda ya da kendimi bir boşlukta hissettiğimde şuramda bir göbeğimde bir göbek oluşuyor, çıkıntı oluyor gibi bir şey. Farklı bir göbek. Göstereyim böyle de. Şuradan bir çıkıntı var böyle. Tabii şu anda bir stres bir şey içerisinde olmadığım için yani. Ama mesela geçen sene vardı böyle. Bir sıkıntı dönemi yaşadığım için. O çıkıntı oluyor. Hani siz de harbiden o boşlukta olduğunuzda istemsizce kilo almalar, istemsizce kilo vermeler, belki iyi besleniyorsunuz ama yine de o tür sıkıntıları yaşayabiliyorsunuz. İşte bu durumda nacizane birkaç önerilerim var veya çünkü ben de üniversiteyi bitirdim. Ben de 2019 Temmuz ayında mezun oldum. Sizin gibi bu dönemlerde işte hani Temmuz'un sonunda staj bitti ve artık okul tamamen bitti sayılır işte. Ne yapalım, ne edelim veya işte o boşluğu ben de yaşadığım için ben de kendimce bir metot buldum böyle. İşte ne yaptım ben mesela örnek veriyorum. Ben dedim ki zaten puanım da 75 puanım da vardı. Hani alım olursa ihtimal düşük ama yine de küçük bir şeyim vardı. Beklentim vardı daha doğrusu. Ben de dedim ki bu boşluktan kurtulmamın sebebi bir şeylerle uğraşmam gerekir. Bu neyle uğraşabilmem? Genellikle kız arkadaşlarımız şey diyor işte tekrardan üniversite sınavına girmişim. Yeni bir bölüm okuyacağım. Bu bölümü okuyacağım veya işte hani dikey geçiş sınavıyla bölümü 4 yılda tamamlayacağım veya ne bileyim o tür şeyler var. Beklentiler veya projeler var herkesin kendine göre. İşte ben de dedim ki Okancığım dedim zaten 2020 KPSS sınavında var. Sen bu süre zarfında çık askerliğine git. Askerliğimi bozdum ve askere gittim. Yani o boşluğumu bir nevi askerlikle kapattım. Tabi askerliği bozdum ve hemen askerlik de geldi de değil yani. O boşluğu, o stresi gerçekten yaşadım. Bir de mezun olduktan sonra artık bir de en önemli şey aile. Aile de geliyor yani ailenin o psikolojik baskısı da ister istemez oluşu veriyor. Yani bence yani sizin kendi içinizde yaşadığınız dışarıda falan filan her şeyi bir kenara bırakın. Aile faktörü, akraba faktörü çok çok önemli. İnsanı daha bir demoralize ediliyor, daha bir kötü hale getiriyor. İşte ben de askere bozmuştum, askerliğe gittim. Askerlik sürecinde de askerliğin sonuna doğru yine insan o boşluğa düşüyor. İşte o boşluktan da şimdi ne yapalım dedim. 2020 KPSS sınavı geliyor. Ben de ona hazırlanayım diye böyle yani boşluklarınız demek istediğim şu. Boşluklarınızı
başka bazı şeylerle bir şeylerle doldurmaya çalışın. Siz eğer bu boşlukta kalırsanız, o beklenti içerisinde bir şeyleri ekleyemezseniz kendi kendinizi yani içten içe yıpratırsınız. Anlıyorum, gerçekten zor. Bu dönemde gerçekten öğrenci çok zor. Yani ben bak ya geçenlere kadar üniversite sınavlarına giren arkadaşlarımız tercih veriyordu. Yani böyle bakıldığında bugün ben kendimi onların yerine koyduğumda, ben bugün okumaya çalışsam, yani hangi bölüm okusam yarın boşta kalmayacak düşündüğümde bölüm sayısı çok çok az yani. Şu ana baktığımızda mesela sağlıkta hemşirelik okursanız iyi, işte tıp, eğer eliniz kolunuz biraz geniş ise mimarlık, mühendislik gibi alanlarda yani iş yapabilirsin, ama diğer bölümleri gerçekten çok zor ve giderek de büyük yermalar söz konusu oluyor. Onun için diyorum ki, mesela danışan arkadaşlarımla diyorum ki, yani erkeklere bilak istiyorum, okuyun ve okumanızın yanında muhakkak farklı alanlarda da kendinizi geliştirin. Yani diyelim ki babanın bir mesleği varsa, bir işi varsa kendisi ondan geliştirin. Veya işte hani sanayide, tarımda, hizmette, turizmde kendinizi geliştirin. Yani bir alternatif yol muhakkak bulun. Bunları genellikle tavsiye ederim, gerçekten diğer de zor. Bir de şey var mesela, hani üniversitelerin işte 2 yıllık üniversiteler, 2 yıllık sağlık bölümleri daha doğrusu. Şimdi evet, bu bölümler dikkatleri önüne çekti ama büyük yelmalar da söz konusu oluyor. Yani her yönden baktığımızda öğrenci, bu dönemde öğrenci olmak gerçekten çok zor. Yani sizleri anladığımı düşünüyorum böyle. Şu anda bir boşluktasınız. Naçizane tavsiyem, bu boşluğu bir şekillerle, bir şeylerle uğraşarak yani doldurmaya çarpın. Çünkü istesem insanı çöktürüyor diye şekilde. Bir de yani eğer bak yine de altını çizerek diyorum. Eğer siz ilerisini göremiyorsanız kendi puanınızla birlikte. Örnek kendimden örnek veriyorum ya. 2018 KPSS sınavına girmiştim ya, 75 puanım vardı. 2019 Temmuz'da mezun oldum. Ve ondan sonra pandemi başladı. Pandemide 2-3 tane alım oldu. Puanlar da o zaman TDS 78'e kadar geriledi. Benim de puanım 75 küsür bandındaydı. Yine de gelmedi. Mesela beklentim küçük vardı ama yine de vardı böyle. Hele pandemiyle birlikte daha da oluşmuştu. Ama işte hani 2020 KPSS ile nasip oldu. Onun için diyorum ki, o boşluğu bir şeylerle doldurmaya gayret edin. Allah yardımcınız olsun. Gerçekten Allah yardımcınız olsun. Öğrenci olmak zordur. Okuyun. Ben okumanızdan yanayım böyle. Yani ben her insanın kendisini geliştirmesini, kitap okumasını, farklı alanlarda, farklı şeylerde kendisini geliştirmesini öneririm. Ha, bazıları şey yapabilir, eleştirebilir de, yani o ayrı konu da, oraya girmiyorum. Ama yani okumak güzeldir. Kendini kaybetmene, fıtratınızdan uzaklaşmadan okumak, geliştirmek çok çok güzeldir. Ama psikolojisi de çoktur. Ondan dolayı sadece bir konuya odaklanmayın. Yani diyelim ki sadece bu kalemden bir beklentiniz olmasın. Yine kendimden örnek veriyorum. Kendimden çoğunlukla örnek veriyorum. Niye? Hani kendim yaşadığım için. Ben de sizin gibi üniversite okudum. Hani öğretmenlik okudum. Öğretmenliği yarıda bıraktım. Tıpi sekreterliği bitirdim. Tıpi sekreterliğin KPSS sınavına girdim. Her zaman mesela hani illa ben bu bölümden atanmak zorundayım gibi bir beklenti içerisinde değilim. Evet, emek veriyorum. Niye? Diyorum ki bu bölümü okumuşsa madem sonucuna çarpayım. En azından sonucuna ben bunu, bu bölümü okudum, çalıştım, çabaladım ve atandım diyebilmek için yani çaba gösteriyordum. Ama aynı zamanda işte mesela askerliğin geldikten sonra KPSS hazırlandım. KPSS'den sonra eğer atanamasaydım, ben kendi şartlarıma göre, kendi ekonomik durumuma göre farklı bir işte, farklı bir uğraşta yani şeylerim vardı, hayallerim vardı, projelerim de vardı böyle. Ama ne oldu? İşte hani Allah hemen nasip etti ve hemen atandık böyle. Yani onun için o boşluğunuzu, o beklentilerinizi bir şekillerle, bir şeylerle doldurun diye tahmin ediyorum. Bunu niye söyledim bugün? Bugün niye buna değindim? Çünkü ister istemez aktif öğrencilerle de irtibatım çok var böyle. Yani bakıldığında şu anda bir boşlukta kendini hissediyorlar. Şöyle yani diyelim ki o kişiyi ben tanıyorum mesela, ta 2 ay öncesinde adam böyle güzel yani hoş şeyli falan, ama gün gittikçe ve
bu boşlukta kendisini hissettikten sonra ister istemez çöküntü oluyor. Belki kendisi fark etmiyor ama dışarıdan bir kişi çok 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 iyi fark ediyor böyle. Onun için Allah yardımcınız olsun. Allah yardımcınız olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. İşte bugün bunlara değinmek istedim aslında da. Güzel oldu. Ben de aynı zamanda yani burada işte içimi döktüğüm için biraz yani bir şeyler şey yapıyorum. Burada aktarmaya çalışıyorum böyle. Sağlıkla kalın, güle güle kalın. Allah yardımcınız olsun gerçekten. Yani bazen öğrenciler hakkında yani bildiğim, tanıdığım, tanımadığım arkadaşlarımıza dua ediyorum böyle gerçekten. Allah yardımcınız olsun. Allah sizleri korusun. Selamete kalın. Allah'a emanet olun inşallah.